Herkese merhaba arkadaşlar. Sanırım açılış yapmamıştık. Şu an size Burcu ile bir kahvecide açıyoruz. Kahve içmiyoruz. Şu birer fıstıklı latteyi biz daha önce denemiştik Mahir'le. Hatta videomda da demiştim Burcu geldiğinde Burcu ile de denemek istiyorum diye. Çünkü konuşmuştuk bir önceki videomuzda Burcu ile. Bugün de birlikte denemek nasip oldu. Şimdi böyle oturuyoruz, içeceklerimizi içeceğiz. Dışarıya çıktık ama çok sıcak. Diyoruz ki içeride serin serin içelim. Sohbet, muhabbet, keyif yapalım. Sonra biraz AVM'de mağaza gezeceğiz. Gratis falan gezeriz. Atasın gezeriz. Biliyorsunuz buluştuğumuzda genelde birkaç güneş gözlüğü gözümüze kestiriyoruz. Sonra alıyoruz. Burcu'yu da göstereceğim size birazdan. Kankam peki lafını kestim. Puanın kaç latteye? Daha doğrusu milkshake'e diyelim. Ya kahve oranı yok içinde. Kahve yok zaten. Kahve sıfır. Fıstık ezmesi çok yoğun. Böyle Antep fıstığı sevenler için bence ideal. Ben tatlı şekerli sevdiğim için benim hoşuma gidiyor. Ben şekerli çok sevmiyorum ama sevdim bunu. Evet, güzel. Aynen, 9 puan veriyorum. Sen kaç veriyorsun? Ben de 9 veriyorum. Çünkü Burcu'nun da dediği gibi her zaman daha iyisi olabilir. O zaman ona 10 puan veririz. Şimdi birlikte deneyeceğimiz çok kahveler çok, var. Çok inşallah. Gratis'e gideceğiz. Birkaç bir şey Burcu da hatta benim makyaj çantamdan bir ruj beğendi. Ondan var mı diye bakacağız falan. Bugünümüz böyle geçecek birlikte. Elimizden geldiği kadar sizi de açacağız. Burcu'yu da şöyle size göstermek istedim. Herkese merhaba. Arkada da müzik var. O yüzden konuşuyoruz sürekli telif gelmesin diye. Ezgi Hanım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Burcu da bana bir açılış yapmış olsun. Bunları içelim. Birer de kahve de içeriz üzerine. Biz kahve içerken Burcu'nun bir arkadaşı da bize eşlik edebilir. Bakalım. Kahvemizi içerken. İnşallah. Gelirse bakalım. Gelecek inşallah. Gelirse videoma bakmayın. Evet. Biraz görünmek isterse arkadaşım. Çünkü kendisi emniyet mensubu olduğu için. Evet. Kamerada çıkmayabilir görevinden dolayı. Büyük ihtimal çıkmaz zaten de. Aynen. Ama biz gene biraz azıcık ucundan falan gösteririz. Çünkü takipçilerimiz de merak ediyor. Biz sizin ama elimizden geldiği kadar. Ama çok sevdiğim bir arkadaşım o da. Evet. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım oldu. Çok sevdiğim bir arkadaşı oldu. Benim de öyle. Her şeyin hayırlısı öyle söyleyelim. Aynen öyle. Her şey nasip kısmet şimdi diyelim. Şimdi biraz o gelene kadar dolaşalım, etrafı gezelim. Evet. Kız kıza vakit geçirelim. Siz de açacağız sık sık. Ay şunlar çok güzel. Bu benim Burcu birebir aynısı yemek takımı. Ben alırken Satürn olarak geçiyordu adı. Ama bu belki parçası az olabilir bunun. Aa bu 29 parça. Bendeki 12 kişilik. 64 parça. 64 mi oluyor 12 kişilik? Tabii. Ay şu günlük yemek takımlarına da bakalım. Burada olur. Ay Burcu ara parçalar gelmiş. Yemek takımını. Bakayım. Ben bir infinitüde görmüştüm bu şu takımı yemek takımını. Çok güzel böyle normal günlük sunumlara falan kullanıyor. Bunlar mesela biraz daha senin tarzın. Arkadaşlarım çağırıyor güne falan böyle. Bunlarla işte şuna kısır koyuyor. Şuna meze koyuyor. Bir şey yapıyor. Çok güzelmiş o aynen da. Öyle. Daha böyle bunlar şey fine dining tabak diyorlar ya onlar için. Sunumlar için. Yemek takımını almak istiyor mu şu modelde efendim? Şimdiden al at Burcu, alınan kar yani. Düşün mesela ben aldığımda o yemek takımı 10 bin lira mıydı, 12 bin lira mıydı? Şimdi yemek takımları 50 bin liradan aşağıya doğru düz yemek takımı yok. Ya bir de şöyle şu setler benim kafama çok uymuyor. Çünkü başkası benim zevkime göre nasıl bunu paketlendirebilir ki? Ben kendim beğendiğim paketlerim. Şu tam granit değil şu takım. Aynen öyle. Niye bunlar tam granit almayayım ben? Tabi almış olmak için almayacaksın. Bir tane alacaksın. Az ve öz alacaksın. Şu mesela diamondlar var. Bio diamondlar. Ben onların wok tavasını aldım. O kadar uzun ömürlü ki. Çok güzel. Keşke ilk aldığım granit setlerimi de komple bio diamond alsaydım. Tepal de çok güzel inceniyor. İnceniyorlar da çok güzel. Şu şimdi biraz da şeyleri de gösterelim. Ara parçaları da gösterelim. Arkadaşlar şöyle Estiva'da bir kot ceket buldum tam sezon geçişinde. Tripod ben. Burcu'nun takipçilerine de gösterdik ya benim takipçilerim de eksik kalmasınlar. Nasıl sizce alayım mı? Bu sezon benim çok leoparlara gidiyor. Ben zaten eskiden leoparı çok severdim. Dolabımda o kadar çok vardı ki üniversitede. Bir ara hatta temizledim ben leoparları. Şimdi tekrar yavaş yavaş az ve öz leopar koyuyorum. Kışın daha böyle birer oluyor gibi bunlarda yani, değil mi? Bu biraz kısaymış da. Böyle şeyle falan, Skechers'larla falan güzel oldu. Altıma da tabii ikisini takım yapmayacağım. Ama mesela beyaz bir basic tişörtle falan giymek için şey de alabilirim. Bu tonlarda saçların da falan uyumu çok güzel oldu ama biliyor musun?
Yorum yazar mısınız? Beğendiyseniz bunu ben alacağım kendime. Onlarla beğendim. Sipariş verirsin direkt. Onlarla ya. Bedenine bir bak bu denediğinin. Kodunu falan bir çekin bakalım. Eğer beğendiyseniz siz de yazın bana, bir fikir olsun bakalım. Geçen sezon şundan almıştım, biliyorsunuzdur. Stradivarius'tan almıştım ama hemen hemen aynısı. Aynı yere falan mı yaptırıyorlar acaba? İki kere falan giydim. Kışın bile çok ağır ve çok sıcak tutuyor. Karanlık değil mi? Kebaplar gelince de detay çekelim. Evet arkadaşlar, geldik Gül Cemal Kebapçısı'ndayız. Şimdi burada siparişlerimizi verdik. Farkı sos olmamasıymış, tereyağı olması. İnşallah güzeldir. İnşallah güzeldir. Bizim çünkü daha önce deneyimlediklerimizin hepsi sosluydu. Domates ve ben yoğurtsuz, sade, bol soslu yemek. Bu sefer tam aksine oldu. Hem sossuz hem de yoğurtlu. Bakalım deneyimleyeceğiz. Deneyimlerimizi de sizinle paylaşacağız. Şöyle ben de çekeyim. Hem resim alalım. Geldi. Bakın Burcu deneyimlesene. Merak ediyorum tepkini çok. Ben ondan sonra tadacağım. Buranın şeyini hiç yemedik. Nasıl evet. Buraya hiç getirmemiştim Burcu. Ben de buraya çok çok önce çalışırken falan gelip yiyordum. Unutmuşum yani. Evet. Hadi bakalım. Şöyle pideyle beraber mi? Tek mi alayım? Köfte alayım hadi. Al bakalım. Kanka şey yok ya. Domates sos yok ya. Çok boş değil mi? Bomboş, sapsayız. Hadi ya. Hepinize ikinci günden merhaba arkadaşlar. Dün en son sizi Burcu ile kahve içerken bıraktım diye hatırlıyorum. Mahir de gelmişti. Cumartesi günü kamerayı hiç elime alamadım. Ve bugün günlerden pazardı. Şöyle güzel bir pazar kahvaltısı yaptık Mahir ile. Hepimiz gibi ben de biraz çamaşır attım, ortalığı topladım derken bir duşa girdim çıktım. Saatlerimiz yaklaşık artık 7'yi falan gösteriyor. Günlerde kısaldığı için hava saat 7'de kararmaya başlıyor Manisa'da. Duşa girmeden önce dondurucudan biraz tavuk göğsü çıkarmıştım. Uzun süredir yapmak istediğim çok güzel bir tarif vardı. Sizinle birlikte onu yapalım diyorum. Bir de su içeceğim. Siz de beni günün hangi saatinde izliyor olursanız olun. Şöyle kalkın bir koca bardak su alın, artık neyde içiyorsanız bir su hatırlatması olsun size de. Uzun süredir yapmıyordum su hatırlatması. Birçok ürün alıyoruz ama tabii dışarıdan beslemek kadar içeriden beslemek daha da önemli değildi. Neyse, dün Burcu'yla almış olduklarımı mı bir kısa göstersem size, yemeğe öyle başlasam diye düşündüm. Yemeği yedikten sonra kahvemizi belki dışarıda içeriz Mahir'le. Bu arada sizin de heyecanla neyi beklediğinizi biliyorum. Burcu'nun arkadaşıyla ilgili bendeki izlenimleri, bendeki yorumları merak ediyorsunuz siz de. Onu da paylaşacağım mutlaka. Bu videonun sonunda yaparım artık onu. Videoyu kapatırken düşüncelerimi, görüşlerimi sizinle de paylaşırım. Gösterelim yemekten önce. Bu arada tripodum da bunun içindeymiş. Gratis'in online'ından da ben bir sipariş verdim. Onların anneme gelmesini bekliyorum. Bir de böyle sonbahar sezonu içinde birkaç tane hırka sipariş ettim. Orta size'lar seviyorlar benim zevkimi. Teşekkür ederim. Şöyle bir ahlık aldım ben arkadaşlar. Uzun süredir istiyordum bunu. Hatta iki tane gratis gezdik Burcu'yla. O da çekti. Ben de çektim. Hangi kısmı hangimizin kamerasıyla çektik bilmiyorum. Şu çok hoşuma gidiyordu. Hemen annemde denedim zaten o gün. Şöyle size de göstereceğim. Yapısı o kadar güzel ki. Ben birkaç tane daha kremalı kalmıştım. Bir sevdiğim bir likit allığım daha var. Onu tatil videomda çok sık kullandım, o sıvı allığı gördünüz. Ama bu biraz daha böyle sonbahar kış tonları. Şöyle. Benim gibi özellikle şeftali ve böyle turuncu seviyorsanız mutlaka bence bir deneyin. Tam bir fiyat performans ürünü. Direkt kameraya bakarak yapıyorum ama. Gene aynı markanın. Ben bunun L'Oreal olanını daha yeni bitirmiştim. Bunu böyle daha uygun fiyatlı görünce de bir denemek istedim. Şans vermek istedim. Bendeki, hatta bunu aradık. Bendeki 916 en açık tonu. Bunu hem sıvı highlighter olarak düşünebilirsiniz. Şöyle bakın. Hem de baz olarak düşünebilirsiniz.
çok güzel böyle hemen sıvıyken dağıtın ki kokusu da çok güzel ürünün. Ben şöyle kaş altıma elmacık kemiğimin üzerine uyguluyorum. Direkt bunu bence BB krem kullanıyorsanız ya da hiçbir şey kullanmıyorsanız bile komple bir nemlendiricinin üzerine cildinize sürdüğünüzde üzerine makyaj yapabilirsiniz. Çok güzel aydınlık gösterir. Komple bunu sürmedim bugün size göstereceğim için. Bir sonraki videoda makyaj videosu çekebiliriz birlikte. Orada da gösteririm size. Bu sıvı kremleri çok kullanıyorum ben, Urban'ınkileri. Diğeri zaten klasik, her zaman kullandığım UV filtreli, güneş ışınlarına karşı da koruyor saçı. Bu serinin özelliği, benim gibi saçları sarı, kumral, gri, herhangi bir açma işlemi yapıldıysa biliyorsunuz zamanla böyle bir renk kırılmaları oluyor, turunculaşmalar oluyor. Bu gerçekten çok iyi geliyor. Bir de çok kolay bir tarama sağlıyor. Saçlarımı daha önce griyken de kullanmıştım. Şimdi hemen bir tane daha bundan edindim. Bir de bu var. Annemle Ambar'ın kelebek tokalarına bayılıyoruz. Bundan alıp böyle bir tane onda, bir tane bende. Hemen el topuzlarında. Şöyle hatta şimdi kullanalım sizinle. Mutfakta çekiyorum ama ışığı buranın güzel olduğu için burada çekiyorum arkadaşlar. Yoksa beni uzun süredir takip eden arkadaşlar da ne kadar hijyene önem verdiğimi bilirler. Yer yersiz yorumlar geliyor. O yüzden aslında böyle yaptığım farklı şeyleri hep bir açıklama getirme gereği duyuyorum. Neyse, saçlarımı da böyle topladım. Aldıklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda Saadet annemin benim için yapmış olduğu el işleri var. Tabak boyamalar var. Çanta yapmış, çok güzel bir çanta. Onları da gösteririm. Biraz artık yavaş yavaş yazlıkları kaldırıp kışlıkları da çıkaralım. Kapsül dolaba geçtim. Kafam rahat. Hemen tık 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 yapacağız yazlıkları, kışlıkları da sizinle. Size de fikir olur. Ayıracaklarım var. Vermek istediklerim var. Birkaç arkadaşıma vereceklerim var içerisinden kıyafet olarak. Bulaşık makinesini Mahir boşaltmış sağ olsun ben duştan çıkana kadar. Şimdi birlikte yemeği hazırlamaya başlayalım isterseniz. Tavuğun yanında biraz patates de iyi gider diye düşündüm. Şöyle çok az hemen zeytinyağı koyacağım üzerine. Şöyle biraz da tuzunu atalım. Maşanın tırnakları da kesilecek bu akşam. Çok uzadı. Ellerimin haline bakar mısınız? Oyun oynarken anlamıyor da. Çok az da karışık baharat atacağım. Fırına gönderiyorum. Baharattan biraz şöyle dökelim bakalım. Şimdi fırına götürüyorum. Göğüsleri bu şekilde böyle baklava dilimi şeklinde dilimler atıyorsunuz. Ben yıkamayanlar da var, yıkamayanlar da var tavuğu. Yıkayanlardanım. Hemen böyle bir sudan geçiriyorum. Un koydum bir su bardağı, şöyle ölçü bardağıyla. Biraz kajun baharatım vardı. Çok az ondan koydum unun içerisine ve tuz koydum. Şimdi buna batıracağım. Geri kalan işlemleri tavada yapacağız. Göstereceğim onu da. Bu tefal setlerimden en büyük olanlardan birini çıkarıyorum. En güzel bunda pişer diye düşünüyorum yapışmadan. Şöyle taktım. Hatta şu ocağı atsam daha iyi olur, arka ocağı. Şunu şöyle alalım. Hepsini tek seferde yapabilmek için aslında bunu kullandım. Şu 1-1,5 kaşık kadar tereyağı güzelce eriteceğiz tavada. Sonra una batırıp atacağız. Bunlar kızardıktan sonra soslama işlemini de tavada yapacağız. Şimdi böyle eritiyorum güzelce. İyice erisin bakalım. Bir yandan da burada tavuk göğsü hazırlamış oldum.
Una batıracağım. Bakın şöyle attığım çizikler belli oluyordur, değil mi? Güzelce batırıyorum bunu. Tereyağının erimesini bekliyorum o sırada da. Tereyağında mis gibi kokmaya başladı. Şöyle alt kısımlarını göstereyim. İyice kızaracak bunlar. Sonra tavada soya sosuyla falan soslama işini yapacağız. Ben de o sırada patatesin yanına ufak bir tarator sosu hazırlamak istiyorum. Bir de böyle sürüşlü bir domates salata. Soslar böyle güzelce kızardı. Hem içleri hem dışları. Ben de o sırada burada bir sos hazırladım. Bu sosun içerisinde 2 yemek kaşığı soya var. 1 tatlı kaşığı bal var. 2 diş sarımsak var. Bir de ben sadece patlıcan biber kullandım. Siz istediğiniz baharatları da koyabilirsiniz. Şimdi bunu da gönderip koyacağız içerisine, bir de öyle pişecek. Tüm esprisi bu sos. Şimdi yavaş yavaş böyle bu sosu şöyle çekmesini bekliyorum. Çevirebilirsiniz sık sık. Attığımız çentiklerin sebebi de buydu işte. Evet, sofram hazır. Böyle Mahir'le ikimize şipşak kurdum. Turşularımızı birlikte yapmıştık hatırlıyorsunuz. Böyle biraz da karışık turşudan koydum. Patates de olmuş mis gibi. Şimdi Mahir Bey bekleniyor. Sofraya oturup bakacağız tadına, yorumlayacağım sizin için mutlaka şunu. Mutfak biraz kokuyor aşkım ama şey yaptım, davulumuzu da kafam kaldırmıyor şu anda. Onu kapattım, yemek yedikten sonra açarız tekrar. Şu an tezgahta çok dağılmadı aslında ya. Hemen şipşak toplanır yemekten sonra. Buyurun efendim, buyurun. Kahveyi dışarıda içelim diyorduk. Hatta size de söyledim mi bilmiyorum. Arabayı yıkadık geldik. Bana da üzerimi değiştirmek o kadar zor geldi ki böyle eşofmanlarla çıktık hemen. Bir yıkadık, birkaç parçada bir şey alacaktık. Markete uğradık. Onları aldık geldik. Ben hemen böyle bir pijama moduna geçtim. Bu sezonda bu pijamalarımı çok seviyorum. Çok rahat ediyorum. Hatta önceki gün Pente'ye gitmiştik Burcu geldiğinde. Çok güzel pijamalar vardı. İndirimler de vardı. Bakmayı düşünüyorum. Ben birkaç tane iş çamaşırı da sipariş ettim. Onları da gösteririm bir sonraki vlogda size de. Güzel şeyler vardı indirimli. Böyle kurtarıcı parçalar her elbisenin, her kombinin içine giyilebilecek. Neyse şimdi böyle güzel bir Türk kahvesi yapalım. Nescafe falan mı yapsam diye düşündüm ama gene akşam Türk kahvesini içmeden olmuyor. Saati bayağı bile geçe kaldı. Bu akşam normalde aslında Deha diye bir dizi var biliyorsunuz pazar geceleri. Çok hoşuma gidiyor. Severek de izliyorum. TV'den izlemeyi sevmiyorum. Reklam falan giriyor araya. O yüzden bekletiyorum. Hatta bir iki bölüm sevdiğim dizileri bekletip hep öyle izlerim. Büyük ihtimalle yarın izlerim. Kahveyi yapalım şimdi sizinle beraber. Artık hem videonun hem de günün sonuna geldik. İkidir videoyu burada kapatıyoruz. Tabii makyajımı çıkarmak için buraya geliyorum. Tuvalet aynasının önüne. Şimdi bir önce Michelin suyla temizleyeceğim. Sonra da yüz yıkama jeliyle yıkayacağım. Önümüzdeki videolarda da çekmek istediğim bir içerik var. 10 adımda Kore cam cilt denilen bir cilt bakımı var. Onu çekmek istiyorum. Tüm ürünlerimi tamamladım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Şöyle yavaş yavaş makyajımızı çıkaralım artık.
saatte 12'ye falan geliyor. Ben de kendime ilerleyen saatlerde gene böyle bir filtre kahve yapıp editin başına oturacağım. Küpelerimi de çıkarayım. Videonun sonunda konuşuruz demiştik. Burcu geldiği gün biliyorsunuz, ay zor çıkardım. Bir arkadaşımız daha vardı. Hep birlikte oturduk. Burcu'nun da arkadaşı. Hepinizden rica ediyorum. Hassasiyetimi de biliyorsunuz arkadaşlarım konusundaki. Samimiyetinize güvenerek zaten sizinle paylaştık bu konuyu. Lütfen farklı yerlere çekilip farklı anlamlar yüklenmesin. Herkesin arkadaşı olabilir. Hepimizin arkadaşı olabilir. Zaten daha önce de Mahir'in arkadaşı olduğundan bahsetmiştik size de. Emniyet mensubu olduğu için videoda gösteremedik. Belki benim eski videolarımda vardır hatta, bilmiyorum. Beraber vlog da çekmiş olabiliriz. Neyse, o arkadaşımız da geldi. Hep beraber o gün de oturduk gene. Görüşemiyorduk uzun süredir. Güzel kaliteli vakit geçirdik. Nasıl birisi diye sorarsanız da, benim hiç böyle bir senelik, iki senelik çok fazla arkadaşım yok. Hep dostluklarım var. Onlar da çok uzun süreler. Lise, ortaokul, üniversiteden bu yana görüştüğüm kişiler. 10 parmağında sayısını geçmez yakın arkadaşlarım. O da bizim için onlardan bir tanesiydi. Size şöyle bahsetmek istiyorum. Gerçekten insan kıymeti bilen, karşısındakine çok değer veren, her şeyden önce vicdanlı birisi olduğunu çok iyi biliyorum. Arkadaş olarak böyle. Tabii ki farklı anlamlarda nasıl olur bilmiyorum. Sizinle de ben de bunu paylaşmak istedim. Dışarıdan bir gözle benim yorumumu merak ederseniz. Benim fikrim bu şekilde. Artık makyajımı da temizliyorum. Yarın pazartesi ben tabii ki kamerayı gene açacağım. Yine vlog başlatıyor olacağım. Bu ara biraz konsept video çekmek istiyorum. Siz vloglarımı beğeniyorsunuz, konsept videolarımı beğeniyorsunuz bilmiyorum ama ilk başlarda hep chase konsepti çekerdim hatırlarsanız. Bu aralarda kafamda çok güzel fikirler var, çok güzel çekmek istediğim içerikler var. Onları çekeceğim. Instagram'a da sık sık reels yüklüyorum artık. Instagram'da da çok aktifim. Hayatımdaki gelişmelere dair anlık haberdar olmak isterseniz de Ezgi Dönmez Tercan Blog Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Şu şekilde ben artık makyajımı temizliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum bu aralar. Gerçekten tüm güzel dileklerimiz karşılıklı. Ben de size yansıtabiliyorsam eğer kendimi olduğum gibi, ne mutlu bana. Zaten YouTube'a başladığımdan beri de içimden, kalbimden hep böyle beni benim gibi insanlar takip etsin. Beni anlayan insanlara videom ulaşsın istiyordum. O yolda da ilerliyor, çok mutlu oluyorum. Eğer videomu beğendiyseniz, en azından ana sayfanızda bence birkaç kere düştü, ortak zevklerimiz vardır diye düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız, hype puanı benim için çok önemli. Yorumlar kısmından kaydırarak hype puanınızı paylaşırsanız ve hani az da olsa videomun altına bir yorum yaparsanız çok daha fazla kişinin ana sayfasına düşmesine videomun yardımcı olursunuz. Güzel destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Hoşça kalın.